naif birine benziyorsunuz Bekir Bey. Naif insanlar genelde yüce vicdanlı insanlardır. Zannederim siz de yüce vicdanlı birisiniz. Her ne kadar öyle görünmüyorsanız da ben sizin harç ve davranışlarından yüce vicdanlı olduğunuzu kabul ederek size çağrıda bulunacağım. Bekir Bey, bu görüntülerdeki çocuğu tanımamanız mümkün değil. Aman ha, aman ha, sakın tanımıyorum vallahi, bilmiyorum falan demeyin. Tanıyorsunuz, biliyorsunuz, duydunuz, duyuyorsunuz. Bu çocuk hasta. Bu çocuğun annesi suçlu olduğu iddiasıyla cezaevinde. Ailesinin iaşesini ve ibadesini sağlamak amacıyla bildiklerini o yurttaki çocuklara aktarmaktan ibaretti. Yani suç var idiyse ortada, sizin suçunuz Yusuf'un annesinin suçundan kat be kat çoktu. Bay Naif Bakan Bekir Bey. Ve Bekir Bey, sizin yetkiniz var. İsterseniz şu küçük Yusuf'un ömrünün son günlerini, zaten daha ömrünün son gününde ne olacak? 10 sene yaşamış daha. 3650 gün yaşamış daha henüz. 3650 gün. Sizin şu ana kadar yaşadığınızdan 5 defa daha az yaşamış. Ya da sizin yaşantınızın sadece 5'te birini yaşamış bu çocuk. Bu kanser hastası çocuk. Bu ölüme hızla koşan çocuk. Ayağına elektronik bir kelepçe takın ve evinde oğluyla baş başa yaşamasına izin ve imkan verin. Elektronik kelepçeyi hanımefendinin alması gerekiyor ise, yasal zorunluluk ise ve fakat belki de alamıyor ise, ben taahhüt ediyorum. O elektronik kelepçenin bedelini ben ödeyeceğim Bekir Bey.